Kolay gelsin. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Bütün bu mübarek ve kutsal günleri ülkemizin, milletimizin ve tüm İslam âleminin ve insanlığın huzuruna, saadetine, mutluluğuna, refahına vesile olmasını yine Cenab-ı Allah'tan diliyor ve niyaz ediyoruz. Saratçeşme muhtarımıza ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Yine bu davetimize icabet edip bugün buraya gelen ve güzel konuşmada bizi yalnız bırakmayan muhtarlarımızın tamamına da ben teşekkür ediyorum. Cami gönlünden şükranlarımı arz etmek, iletmek istiyorum. Çok değerli kardeşlerim, muhtarlarım, zaman zaman bu aradan geçen bir yıl içerisinde bir araya geldi. Geniş bir coğrafyaya sahip biliyorsunuz Şamlıurfa'dan. Türkiye'nin en büyük 7. ili. 1400'ün üzerinde mahallemiz var, mezralar hariç. 10 tane dış ilçemizle beraber 13 ilçemiz var. Nüfus itibariyle de Türkiye'nin en büyük Suriyeli kardeşlerimizle beraber en büyük 5 ilinden bir tanesi. 5. il. Dolayısıyla bütün yerleşim yerlerimizi, mahallelerimizi, köylerimizi, mezralarımızı, orada yaşayan vatandaşlarımızı birebir ziyaret etmek, onları dinlemek, hal hatırlarını bulundukları ve yaşadıkları köylerde, mahallelerde görmek ve istişarelerde bulunmak elbette bizim temel arzumuzdur. Ancak gerek ildeki yoğunluk, gerekse bu geniş coğrafyaya yayılan mahallelerimizin tamamını maalesef ziyaret etme ve hepinizin köyünde bulunma fırsatı ve imkanı yakalayamadık. Kontrol altına aldığımız terörle birlikte Allah'a şükür bugün Mardin'in, Hakkari'nin, Şırna, Muşur, o harabeye çevirdikleri şehirlerinde güller açılıyor. Oralarda pırıl pırıl çocuklarımız okullarına gidebiliyor. Ve aileler çocuklarını okula gönderirken gözü arkada kaldı. Esnafımız dükkanını açarken birileri gelip dükkanımı kapatma tehdidiyle mi karşılaşacağım veya haraç mı isteyecekler tehdidiyle bugün karşı karşıya geliyor. Bu ortamın devamı gerekiyor. Bunu sağlayabilirsek bugüne kadar değerlendiremediğimiz tarım potansiyeli, tarıma dayalı sanayi potansiyeli, turizm alanında sahip olduğumuz zenginlikler, çok genç ve dinamik beşeri nüfus kaynağımız, çok verimli alanlarımızla birlikte Şanlıurfa ve bu bölge Türkiye'nin hem üretiminde, hem istihdamda, hem gelişmede Türkiye'nin lokomotifi olabilecek birler arasında. Bakın şu 2 yıl içerisinde sağlanan bu güzel ortamla birlikte bugün Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgemizde neredeyse tahsis edecek yerimiz kalmadı. 500 civarındaki parselimizin tamamı şu an neredeyse duruyor. Gelen yatırımcıya yatırım taleplerini artık karşılayamaz duruma geliyor. Yerli yabancı çok sayıda yatırımcının yatırım yapmak, fabrika yapmak üzere başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Turist sayısı sadece geçen yıl bu sağlanan huzur ortamıyla birlikte son 10 yılın rekor rakamının üstüne çıkacak. 1 milyon üzerinde gecelemeyi kapattı 2017. 2018'deki veriler 2017'deki rakamların da aşılacağını gösterecek. Yeni gıda ihtisas sosyalesini kurduk Şanlıurfa'da. Ve orada sizlerin buralarda, bu verimli ovalarda ürettiğiniz ürünleri, tarımsal ürünleri İnşallah işleyerek, paketleyerek, fıstığından, pamuğuna, mısırına kadar, buğdayına, mercimeğine, bademine kadar bunların tamamını orada işleyerek
hem sizin daha çok kazanmanız, ürünlerinizi daha kısa mesafelerde satabileceğiniz ve orada da işlenerek, paketlenerek, marka haline getirilerek dünyaya pazarlanacağı ve satılacağı yeni büyük sanayi alanları oluşturur.